Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 24 Ocak 2020. Bundan tam 40 sene önce bugün 24 Ocak kararları adı ile andığımız daha doğrusu ekonomik yapısal dönüşüm programı açıklandı. 24 Ocak'ta açıklandığı için de biz onun adına 24 Ocak kararları diyoruz. 24 Ocak kararları neden alındı? 24 Ocak kararlarından önce Ecevit rahmetli iki kez üst üste başbakanlık yaptı. İkisinde de IMF ile standby anlaşması yaptığı halde biraz da tabii siyasi ideolojisinin gereği ve çok acıtıcı kararlar olduğu için, çok can yakıcı kararlar olduğu için IMF kararları her zaman öyle olmuştur. Can yakıcıdır. Çünkü IMF kararları, IMF standby uygulamaları dış borç ödemeye yönelik uygulamalardır. Ecevit ise sosyal demokrat bir partinin genel başkanıydı ya da demokratik sol bir partinin genel başkanıydı. Haliyle 24 Ocak kararlarından önce IMF ile yapılan sözleşmeleri uygulaması, yani hiç eksiksiz uygulaması kolay değildi. Rahmetli Ecevit fiyatlara çok müdahale etmişti. Oysa IMF standby imzaladığı bütün ülkelerde hükümetlere sakın ola fiyatlara müdahale etmeyin der. Yani Ecevit de aslında bir bakıma 24 Ocak kararlarından önce IMF ile yaptığı iki sözleşmeli, iki standby imza anlaşması ile piyasa ekonomisine geçişin sinyallerini veriyordu. Canlarım, biliyor musunuz faizler sıfırdı. Evet, Ecevit'ten önce faizleri bankalar hiç faiz ödemezlerdi paralara. Ne yaparlardı? Piyango çekerlerdi. Yok işte ev verirlerdi falan filan yani. Otomobil de veremezler. Otomobil yoktu ki. Sonra Ecevit ilk defa geldiğinde aylık %2 faiz getirdi bankalarda. Yani bankalar parayı alırken Moody'den, mevduat sahibinden kendisine %2 faiz ödemeye başladılar. Buna rağmen o kadar yüksek enflasyon vardı ki ve para o kadar az kişinin elindeydi ki bankaya gitmiyorlardı. Tefecilik almış başını hortlamıştı. Fiyat kontrol komiteleri kurulmuştu. Ve Ecevit hükümeti 12 partiden oluşuyordu. Bunların 11'i bağımsız bakandı. Adalet Parti'den bakan yapmak vaadiyle transfer edilmişlerdi. Bir de CHP hükümeti, yani Cumhuriyet Halk Partisi. 12 koalisyon. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içinde fraksiyonlara bölünmüştü. Canlarım, o günler bir felaketti. Ve işte o dönemden sonra, yani iki uygulanmayan, buna rağmen rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde yapılan iki ufak devalüasyondan sonra 24 Ocak kararları açıklandı. 24 Ocak kararlarını açıklayan hükümet Süleyman Demirel'in başbakan olduğu AP, Adalet Parti, azınlık hükümetiydi. O dönemin Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 milletvekili vardı. Hükümete dışarıdan destek veriyorlardı. Yani güven oyu veriyorlardı ama Süleyman Bey bu iki partiden hiçbir milletvekilini bakan yapmamıştı. Süleyman Demirel başbakan olduğunda benzin yoktu, mazot yoktu, çay yoktu, şeker yoktu, tuz yoktu, yağ yoktu. Yağ dediğim ayçiçek yağı bildiğimiz. Evet, olanlar da kara borsa satılıyordu. Süleyman Demirel başbakan olur olmaz daha hemen Devlet Planlama Teşkilatı'nın başkanlığına Turgut Özal'ı getirdi. Turgut Özal o zamanlar Madeni Eşya İşveren Sendikası başkanıydı. Bendeniz de Madeni Eşya İşveren Sendikası üyelerinden biri olan Altılar Sanayi AŞ'de PDK şirketinin genel müdürüydüm. İnmal, İnşaat Malzemeleri şirketinin genel müdürüydüm. Yani armatür üretiyordu fabrikamız. Biz de üretilen o armatürleri, yani banyo takımlarını, lavabo takımlarını, batarya takımlarını, armatürleri biz de Türkiye'de dağıtımını yapıyorduk. Hatta daha önce anlatmıştım. Ben Moskova Olimpiyat köylerinin bütün banyo takımlarının ihalesine Eczacıbaşı firmasıyla beraber bir joint venture yaparak girmiş,
ortak olarak ikimiz ihaleyi kazanmıştık. Yani halen Moskova Olimpiyat Köyü sağ salim duruyorsa ki ben gitmedim 40 yıl. Geçti üzerinden tam. Hatta 41 yıl geçti. Sağ salim duruyorsa oradaki bütün banyo takımları, armatürleri, lavabo bataryaları, evye bataryaları, musluklar, taret yok orada bir de takımları vardı. Ankastre banyo takımları vardı. Hepsi PDK'dır canlarım. Teoman Köprülüler Ticaret Bakanı'ydı. Rahmetliyle çok tatsız bir tartışma yapmıştık makamında. Fiyat kontrol komitelerinin ülkenin başına bela olacağını, kara borsayı hortlatacağını söylemiştim. Yıllar sonra diş hekimi Bülent Çıtıroğlu'nun Caddebostan'daydı. Bülent'in yeri şimdi orada mı bilmiyorum. Yine bakmadım. Ziraat Bankası'nın tam üstündeydi. Bülent Çıtıroğlu'nda karşılaştık. Teoman Bey de Bülent Bey'in hastalarından biriymiş. Ya da diş bakımı yaptırdığı doktorlardan biriymiş. Bülent bizim ailemizin diş tabibidir, diş doktorudur. O gün o konuyu orada konuştuk, gülüştük. Canlarım, işte 24 Ocak kararları Ecevit hükümetinin aldığı, uygulamaya koyduğu, daha doğrusu devlet müdahalelerinden kurtulma amaçlıydı. Ekonomik istikrarsızlığı gidermek amaçlarından amacı da bir başka hedefti. 24 Ocak kararlarının başka hükümetin fiyatlara müdahalesi sonucu dediğim gibi kara borsayı, oluşan kara borsayı kaldıracaktı. Rahmetli Ecevit hükümeti kamu harcamalarını alabildiğini açmıştı. Ve alabildiğine karşılıksız parayla yapılıyordu bütün bunlar. Karşılıksız para basılıyor, kamu harcaları kaldırılıyordu. Köylüye alabildiğine kar zararına bakmadan, piyasadaki dünya piyasasındaki fiyatı rekabet edilebilirliğine bakmadan alabildiğine yüksek fiyat veriliyordu. Zaten bütün bunlar Ecevit'in karaoğlan anlaşmasının bir numaralı sebeplerinden biriydi. Bugün Türkiye'de karaoğlan var mı derseniz var. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan son dönemlerde nedense seçim kazanabilmek için rahmetli Bülent Ecevit'in 1978 ve 79 senesinde yaptığı bütün her şeyi uyguluyor. Fiyatlara müdahale ediyor, kamuya müdahale ediyor, kamu açıkları yaratıyor. Bakınız 17 sene ülkeyi yönetip de bütçe açığı vermeyen AKP hükümetleri 2019 senesinde 140 milyar liraya yakın bütçe açığı verdiler. Bu senede 40 milyar şimdilik hedef, bütçe açığı hedefi var. Yani canlarım benim o dönemlerde 24 Ocak kararları açıklandığındaki önce %33 devalüasyon yapıldı. Türk lirası dolara karşı %33 devalüe edildi. Turgut Özal bunu cesaretle yaptı o dönemde. Süleyman Bey de kendisine geniş yetki verdi. Çok geniş yetki verdi hem de. Amaç piyasa ekonomisine geçişi sağlamaktı. İthalat nispeten özgürleştirilmeye çalışıldı. Mesela sabit kur sisteminden vazgeçildi. Bugünkü gibi değilse bile Merkez Bankası sık sık döviz kurlarını açıklamaya başladı daha doğrusu. Zaten 12 Eylül askeri darbesi de her ne kadar anarşiyi önlemek için yapıldığı iddia ediliyorsa da asıl amaç Türkiye ekonomisini liberalleştirerek, piyasa ekonomisine uyum sağlayarak sendikacılığın hatta önüne geçerek, baskılayarak, çünkü liberal ekonomiye geçiş demokratik bir ortamda mümkün değildi. Halk çok acı çektiği için çok bağırıyordu, çok canı yanıyordu. O nedenle askeri rejim getirip halkın üzerine baskıladılar, baskı kurdular. Çok ilginçtir. O dönemlerde 12 Eylül'de bugün çok konuşulan Enver Altaylı hapse girdi. Peki neden girdiğini biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Alparslan Türkeş'in sağ koluydu. Evet. Bugün FETÖ'cü diye andığımız Enver Altaylı Şişli'de Atatürk Müzesi'ne hemen gelmeden sinemaları vardı. O sinemaların olduğu iş anında Enver Altaylı'nın bir ofisi vardı ve çevrede herkes Enver Altaylı'nın aslında MİT ajanı olduğunu bilirdi. Ama aynı zamanda da Alparslan Türkeş'in sağ koluydu. Şimdi biz onu FETÖ'cü olarak tanıyoruz. Bütün gazeteler onun nasıl bir FETÖ'cü olduğunu anlatıyor. Türkiye'de siyaset ne yazık ki
böyle yapıldı canlar. Neyse. 24 Ocak kararlarına işte o şartlarda girildi. Daha önce anlatmıştım. Derin Kıyamet isimli romanımda da anlattım. Süleyman Demirel o dönemde olmayan petrolü, ham petrolü, İsviçre'de yaşayan, kaçak yaşayan, evet kaçak yaşayan, çünkü Türkiye'de yaşasaydı ülkücüler tarafından öldürülecekti. Evet, Kürt kökenli bir iş adamıydı. Evet, ama çok varlıklıydı. Çok mu temizdi? Çok temiz olsaydı büyük ihtimalle yurt dışında o kadar büyük kayıt dışı paranın sahibi olamazdı. Ama Süleyman Demirel'in başbakanlıkları döneminde büyük paralar kazanmıştı. Kürtçü değildi. Tekrarlıyorum, Kürtçü asla değildi. Ve işte o adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına başbakanlığa, baş hükümeti kurmakla görevlendirilmiş Süleyman Demirel'in talimatı üzerine çantasına koyduğu milyonlarca nakit dolarla özel helikopterine atlayıp Akdeniz çanağındaki büyük devasa gemilerden birinin, ne dersin diyelim ona, işte tabanına indi. Orada ödemeler yapıp Türkiye Cumhuriyeti adına o dönemin parasıyla 300 milyon dolarlık petrol, ham petrol Türkiye için olağanüstü bir rakamdı. Ham petrol gemileri burunlarını Alaa'ya çevirdiler. Ham petrol Alaa'da rafine edildi, piyasalara salındı. Ne zaman? Süleyman Demirel hükümeti güven oyu aldıktan sonra. Birden rahatladı piyasalar ve halk birden Süleyman Demirel'e olan hayranlarını hatırladı canlarım. Oysa yapılan hiçbir şey yoktu. Sonradan ben bunları yazdıktan sonra Süleyman Demirel Sabah gazetesinde bir açıklama yaptı. Devlet bazen rutin dışına çıkar dedi. Neyse. Kitap da orada duruyor. Derin Kıyamet isimli kitabımda bu bölüm halen duruyor. Okuyan okudu, okumayan okumadı. Çok mu sattı? Hayır. Benim kitaplarımın çok satılmaması için Türkiye'de her şey yapıldı. Şimdi tıpkı çok fazla izlenmemem için her şeyin yapılması gibi canlarım. Ben alışığım bunlara ve hiç böyle şeyleri dert etmem. Evet. Peki şimdi Türkiye 24 Ocak kararlarından önceki dönemin aynısını yaşıyor. Yani Bülent Ecevit'in 1978-79 senesindeki o hükümetinin yaptığı bütün hataları yapıyor. Bütün hataları yapıyor, tekrarlıyorum. Orada da kalmıyor. Bu hükümet 1994 5 Nisan kararlarından önceki bütün hataları yaptı. Yapmaya devam ediyor. 2001-21 Şubat krizinden önceki ya da 19 Şubat krizinden önceki bütün hataları yaptı. Yapmaya devam ediyor. Yani bu ülke bütün bunlara rağmen kriz yaşamayacak mı? Canlarım benim. Bu hükümetin, hadi o zamanki hükümetler IMF'nin dediklerinin hepsini yapıyorlardı. Ama bu hükümet artık IMF'nin dediklerinden hangisini yapacak? Satacak ne kaldı? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türk Hava Yolları, Devlet Demiryolları ki özelleştirilecek belli oldu. Abonman fiyatları ne hale getirdi biliyorsunuz. Ve BOTAŞ. Başka satacak bir şey kalmadı. Köylü tarım ürünlerine zaten tarım üreticileri kendi hallerine bırakıldılar. Daha ne yapacaklar ki bundan sonra? Tarım üreticilerinin elindeki tarım ürünlerini parasız mı alacaklar? Hiç para vermeden mi alacaklar? Bitti. Bakın fındık üreticilerine nasıl çile çektiriyorlar. Diyeceksin ki dede be. Fındık üreticileri çektiği çileye rağmen gidip en çok oyu AKP'ye veriyor. Ben ne yapayım? O devenin dikeni sevmesi gibi bir şey o. O insanın fıtratında var. Bizim insanımızın bilhassa muhafazakar insanımızın fıtratında var o. Kendisini en iyi kim öpüyorsa onu seviyor. Yani tecavüzcüsüne aşık olmak gibi bir şey bu. Bu var bizde. Yeni değil. Yıllardır var bu. Yine de devam ediyor sadece. Ama benim söylemek istediğim o değil. Benim söylemek istediğim şu, AKP hükümeti ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanları ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve damadı 24 Ocak kararlarından başka ne yapacak? 24 Ocak kararlarında yapılan her şeyi zaten yaptılar. Geriye bir şey kalmadı, değil mi? Kaldı. Geriye kaldı. Bundan önceki bütün kararlar, alınan iktisadi tedbirlerde ya da IMF ile yapılan bütün standby anlaşmalarında bir tek şey yapılmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprakları üzerine pazarlık yapılmadı. Hiç yapılmadı. İşte şimdi o yapılıyor.
İstanbul Kanalı, Güneydoğu, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi bitti zaten zamanında. İran sınırı. Şimdi o yapılıyor işte. Hiçbir zaman yapılmayan yapılıyor. Şimdi ona bakacağız. S-400'ler ne zamandı? Ne zamandı canlarım? Nisan'dı. Sabah söyledim. Demek ki Nisan'a kadar bekleyeceğiz bazı şeyleri. Ondan sonra Türkiye'de nelerin olup bittiğini hep beraber bakacağız. Peki bu süreçte hani benim encümeni danış dediklerim ne yapacaklar? Bakınız 3 gündür Tayyip Erdoğan konuşmuyor. Hayır ben dedim diye konuşmuyor demem. Ama ben hatırlarsınız pazartesi günü yaptığım konuşmada lütfen susun dedim. Sayın Cumhurbaşkanı Allah aşkına bir ay konuşmayın dedim. Bir ay dayanabilir mi zannetmiyorum. Ama inanın bakın sorun çevrenize 3 gündür konuşmuyor Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye 3 gündür çok rahat. Eğer 27 gün daha konuşmazsa Recep Tayyip Erdoğan çok daha rahatlayacağız. Her türlü alınması gereken tedbir alınacak. Hem uluslararası ilişkilerde hem iktisadi ilişkilerde hem maliye ilişkilerinde her türlü tedbir alacağız. Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan konuşmasın. Yeter ki sussun canlarım benim. Türkiye'nin en büyük problemi Recep Tayyip Erdoğan günde 5 defa, 6 defa, 7 defa, 10 defa, 15 defa her bulduğu mikrofona konuşması. Ne yazık ki böyle canlarım. Beni lütfen ciddiye alın. Ben tecrübemle konuşuyorum. Hepinizi gözlerinizden sevgiyle öperim. Hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın canlarım.